Halkına F-16 ile saldıran, 50-60 tonluk tankla saldıran, hatta gözü dönmüş vaziyette Ankara'daki füze bataryalarını, Polat'tan füze bataryalarını çıkartıp, füze bataryalarıyla Ankara'ya gelen bir örgüt ilk defa görüyor. Bir darbe ilk defa görüyor. Kulak plan darbesi. Bir 5-6 saat daha devam etseydi. Gündüze kadar sürseydi. Emin olun, belki arkadaşlarım dedi ki biz burada olmazdık dedi. Ama biz şu anda Türkiye'de bir iç savaşta birbirimizle çalışıyoruz. Hem ordu içerisinde hem de sivil arasında çalışıyoruz. Yani bir iç savaş çıkacak. Bunun için mutlaka bu terörist örgütlerinin yargılanmasını ve bunları gözüyle görüp ceza çarptırılması ve bu örgütün tamamen dağıtılması istiyor. Biz hepimiz Fethullah Gülen konusu söz konusu olduğunda, biz evvel partisi olduğundan başladı arkadaşlarımız. Fethullah Gülen konusu söz konusu olduğunda Tayyip Erdoğan'ı bir iddia getiren müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu örgütlerini yargılanmak üzere Türkiye'ye teslimi gerekiyor. Darbeye katılan Fethullahçıların oranını verdiğimizde kara kuvvetlerindeki generallerin %32'si, deniz kuvvetlerindeki generallerin %29'u, hava kuvvetlerindeki generallerin %54'ü, tüm Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 358 generalin 160 tanesi fiilen bu darbeye iştirak etmiş. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerindeki generallerin %45'i fiilen bu darbeye katılmış. Süreci değerlendirdiğimizde 1986 yılında 2016 yılına kadar her yıl yaklaşık 1000 subay, astsubay ve bu kademelerdeki kişilerin TSK'ya girdiğini yasal olarak ortaya koyabiliyoruz. Yine Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından askeri liselere giriş sınavları ile ilgili, askeri okullara giriş sınavları ile ilgili 2006-2015 yıllarını kapsayan soruşturmada her yıl 5000 askeri öğrenci alınmaktadır silahlı kuvvetlerine. Bunların %80'inin yani 4000 civarındakinin soruları çalarak askeri okullara girdiği savcılık soruşturmasıyla yasal olarak tespit edilmiştir. Fethullah Gülen hakkında olumlu referans vermesi gereken insanlar dinler arası diyalog kavramı gereği Hristiyan dini, Yahudi dini üzerinden Kahan Başı ve Patrikler'dir. Ama onların kefil olmadığı bir adama, Fethullah Gülen gibi bir hasta ruhlu adama CIA referans veriyorsa bunun aldığı destekten başka hiçbir şey değildir. Amerikan elçiliği, Amerika'da yaşayan bir dini liderin hakkında bu kadar olumsuz rapor varken bir büyükelçi dönüp nasıl referans mektubu verebiliyor ve bunu hükümetin görüşüne nasıl dayandırabiliyor, bunu anlamak mümkün değil. It was like the Superstorm Sandy when it happened. Gülen published a special prayer, and he claimed that the storm did not affect the Gülen congregation because of protection.